Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Tokat ili Sulusaray ilçesinde merkez üssü Buğdaylı köyü olan depremle ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle bu depremi yaşamış olan, bu mağduriyeti hissetmiş olan bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tabii ki yaşanan bu depremde en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. 171 hanemizde şu ana kadar hasar tespit çalışmalarında 171 evimizin hasarlı olduğu tespit edildi ve devletimiz bütün imkanlarıyla hasar görmüş bu evlerle ilgili hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak yaraları sarma yönünde çalışmalarına devam ediyor. Bu depremde her ne kadar bir can kaybı yaşamamış olsak da tabii ki başka bir farkındalığı bir kere daha ortaya çıkardı. Toplumumuzda, vatandaşlarımızda haklı bir tedirginlik halen yaşanıyor ve hissediliyor. Çünkü Tokat önemli bir fay hattı üzerinde bulunan bir şehir. 1939 ve 42 depremlerinde çok ağır bir süreç geçirdi. Onlarca can kaybıyla karşı karşıya kaldık. Erbaa ilçemiz bütünüyle haritadan silindi ve yeniden inşa edilmek durumunda kaldı. Yine merkezde de birçok kamu binamız 39 ve 42 depremlerinde özel mülklerimizde yıkıldı ve can kayıpları yaşanmıştı. Böyle bir hafızası olan bir kent için 5.6 şiddetinde gerçekleşen bu depremde ister istemez haklı bir tedirginliği beraberinde getirdi. Bu vesileyle Gazi Meclisimize şunu ifade etmek istiyorum. Tokat, yani fay hatları için çok kritik bir noktada lokasyonda bulunan bu kentin yapı stoğu maalesef ki yıllara sarık bir ihmalin neticesi olarak bugün %65-70 oranında 1999 öncesinde yapılmış konutlardan oluşuyor ve dolayısıyla da yapı stoğumuzun da çok önemli bir kısmının çok ivedi bir şekilde bir kentsel dönüşüm vasıtasıyla elden geçirilmesi gerekiyor. Tabii kentsel dönüşüm mevzuatımız bugün sahadaki pratikle maalesef her yönüyle uyuşan ve örtüşen bir mevzuat değil. Dolayısıyla da kentsel dönüşümü hızlı, seri ve mümkün hale getirebilecek Türkiye'nin de bir mevzuat değişikliğine ihtiyacı olduğu hemen her kesim tarafından dile getiriliyor. Yine yaklaşık %65'i-70'i acil ve ivedi bir şekilde kentsel dönüşüme girmesi gereken bir kentin milletvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hem kentsel dönüşüm mevzuatı bu konuda acil ve ivedi çözümler getirmekten oldukça uzak olduğu gibi maalesef ki sadece yerel yönetimlerin imkanıyla, yani belediyelerin imkanıyla da şehirde gerekli ve yeterli kentsel dönüşümü gerçekleştirmek mümkün değil. Hal böyle olunca muhakkak merkezi hükümetin desteği gerekiyor. Bu desteği de ben sonuna kadar alacağımız düşüncesindeyim ve inancındayım. Ama şu anda Tokat ve ilçelerindeki temel gündem bu kentsel dönüşüm ve bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Bir başka noktası da şu, bu deprem vasıtasıyla ortaya çıkan bir hakikat ve acil çözüm aranması gerekiyor. O da birinci derece deprem kuşağında kurulmuş olan bu kentin acilen bir afet lojistik merkezine ihtiyacı var. Bu konuda da daha evvel kullanıma kapatılmış olan, yeni havalimanının açılmasıyla kullanıma kapatılmış olan eski havalimanımızın bütün hangarlarıyla beraber afet lojistik merkezi haline getirilmesi temel bir çözüm olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki günlerde biz de yine devletimizin diğer yetkilileriyle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte bu afet lojistik merkezinin kurulması için gayret göstereceğiz. Temel sorunlardan bir tanesi depremin merkez üssü olan Sulusaray'da antik kent Sebastopolis'in kazı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 30-35 yıldır kamulaştırma şerhi konulan, sit alanı ilan edilen ve bu yüzden çivi dahi çakılamayan evlerimizde insanlarımız hala ikamet etmek mecburiyetindeler. Dolayısıyla ivedi bir şekilde Sulusaray bölgesinde bu konutların kamulaştırma işlemlerinin varsa pürüzlerinin ortadan kaldırılması, antik kente ilişkin kazı çalışmalarına yönelik bir finansman kaleminin oluşturulması, ilçemizin taşınacak bölgelerinin de bir an önce taşınarak vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin daha sağlam, yaşanabilir konutlara istihdam edilmeleri, bu konutlara kavuşturulmaları kaçınılmaz bir görev olarak üzerimizde duruyor. İnşallah bu oluşan farkındalıkla beraber, can kaybı yaşanmamış bu farkındalıkla beraber şehrimizi ve kentimizi depreme hazırlıklı bir hale getirmek için belediye başkanlarımızla ve merkezi hükümetimizle birlikte önümüzdeki günlerde esaslı bir çalışma ve eylem planını da harekete geçirecek bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kere daha bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah beterinden saklasın diyor. Gazi Meclis'e teşekkür ediyorum.